Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerleyim. Bu görmüş olduğunuz krem şantili poğaçaları yapacağız birlikte. Misafirlerinize, çocuklarınızın okuluna beslenmeye gayet güzel götürebilecekleri çok lezzetli poğaçalar oluyor. Gelin yapım aşamalarına geçelim birlikte. İlk olarak karıştırma kabımızın içine instant mayamızı ekleyelim. 1 su bardağı ılık süt ile birlikte karıştırarak yavaş yavaş ilave edelim. Ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ilave edip bir süre kendi halinde bekletip tanelerin erimesini sağlayalım. Ve diğer malzemelerimize geçelim. Bir yumurta sarısını almıştım. 2 adet yumurtam var. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 1 krem şanti ekledim. 1 pakette margarin ya da tereyağı, hangini arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz. Yalnız kullanacağımız yağın kıvamı çok yumuşak olmalı. Oda sıcaklığında iyice beklemiş ve yumuşamış olmalı. Bu hamur için tam ortalama 5,5 su bardağı un kullandım. İlk olarak 5 su bardağı unumu hazırlayıp kenara bu şekilde yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Yoğurma işlemi çok önemli mayalı hamurlarda. Unumu bitirene kadar aynı işlemi yapıyorum. Yarım su bardağı kenara ayırdığım bir un vardı. 5,5 su bardağıydı ya toplamda. Şimdi onu da yavaş yavaş yine ilave ediyorum. Elimdeki hamurlar gidene kadar onu da ilave edip artık yoğurma işlemini bitireceğim. Hamurumuz çok yumuşak olmalı. Eğer sert olursa hiçbir özelliği, hiçbir anlamı kalmamış olur yaptığımız mayalı hamurun. Artık hamurum hazır. Şimdi dinlenmeye bırakacağım. Eğer ortam sıcak değilse bir kaba sıcak su koyup üzerine bu kabımızı koyabiliriz. O şekilde dinlendirebiliriz. Tam 20 dakika dinlendirdim. Açıyorum ve yeniden bir yoğurma işlemi gerçekleştiriyoruz. En az 2-3 dakika. Bu işlem bittikten sonra yeniden dinlendirmeye alacağım. Bu sefer 10 dakika boyunca yeniden dinlenecek. Evet, kapattım. Bir 10 dakika daha durdu. Yeniden yoğurdum. Havasını aldırdım. Ve artık şekil vermeye geçebiliriz. Ben klasik poğaça şeklinde yaptım. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Lor peyniri kullandım içine. Patatesli de yapabilirsiniz. Tamamen arzuya göre, isteğe göre olabilir. Hamurum bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Ağzı açık olarak nasıl yapıyorsunuz diye çok soru geliyor Instagram'da özellikle. Bu şekilde açıp ortasına elimin yanıyla basıp o kısma iç harcını koyuyorum. Ve kapatıp yine elimin yanıyla ön kısmına baskı uyguluyorum. Bu şekilde ağızları açık olmuş oluyor piştiğinde. Ve poğaçalarım hazır. Toplamda 25-26 adet kadar çıkıyor. Ben 2 tepside pişirdim. Ve yumurta sarımızı sürebiliriz. Fırınımızı kızdırdık bu arada. Tam fırına salmadan önce yumurta sarımızı ekliyoruz, sürüyoruz üzerlerine. İçerisine bir miktar sıvı yağ ekledim yumurta sarısını. Daha akıcı kıvamda olmuş oluyor. Yoğunluğu gidiyor. Ve ısınmış olan fırınımıza poğaçalarımızı salıyoruz. Ortalama 25-30 dakika kadar pişirdim. 190-200 derecelik fırında.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yorumlarınızı ve yenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Yeniden yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.